ilan vermiyorlar. Evet. Çünkü bu el emeği göz nuru derler. Yani bu el emeğinin hakkı çok, yani hakkı denmez. Bu alnımızın teri bizim. Yani onur da ekmek yiyoruz. Allah bereket versin. Evet. Mehmet Usta, keçeden genelde neler yaparsınız? %90 olaraktan kepenek. Çoban kepeniği. %10 olaraktan da sergi keçesi, yatak keçesi, el ağırları için ince keçe, ayakkabı keçesi, turistik eşyalardan yapmaktayız. Turistlerin talebi var mı? Turistlerin talebi çok az. Yani çok az. Çünkü devletimizin buna biraz el uzatmasını istiyoruz. Dışarıya bağlı olaraktan, İpek yolundaki o keçelerden falan bizim memleketimize, bunlara devletimiz ilgi gösterip de yani bize karşı bir dışı açım, açılma şeklini istiyoruz. Tanıtım istiyoruz. Tanıtım istiyoruz, yani. Evet. Peki keçe yapımında kullanılan aletler nelerdir? Size sorsam Mustafa Usta. Şimdi keçe için kullanılacak malzemelerimiz ilk evre tabii ki çubuk. Çubuksuz keçe saçılmaz. Çubuk ilk evre kullanıyoruz. Sabunlu su. Neyi sağlıyor çubuk? Şimdi çubuk verdiğimiz günün düzelmesini sağlamak için. Düzeltmesi için yani kullanıyoruz çubuğu da. Onun dışında neler kullanılıyor? Şimdi buna sabunlu su veriyoruz. Normal devamlı sıcak su veriyoruz. Buharla beraber bunu sıkıştırıyoruz makinede. Sıcak suyun sağladığı şey nedir? Şimdi zaten sıcak su olmadan zaten keçe olmaz. Sıcak mı olması gerekiyor? Sıcak olması gerekiyor bizim keçenin. Bilhassa kışı biz bu işi yaptığım zaman da makineye buhar veririz. Banyo kazanı sayesinde makineye buhar veririz. O yüzden biraz daha manu yakmaması için. Kışın bu böyle göre bunlar pişmez. Şimdi kalıp olur mesela, kalıpsız zaten keçe olmaz. Likra kalıba açarız, o yünü çubukla saçarız, evet. Kalıbın üzerine. Bunu ilk evvela çubuk dedik, çubuktan sonra makas. Makas olmadan zaten ben kesemeyiz. Evet. Bu benler zaten yünle yapılmıştır. Biz bu benleri biz kendimiz veririz. Çeşitli renklere mesela kırmızı, mavi, yeşil, bordo gibi renkler boyarız. Boyaların nereden alıyorsunuz? Boyaları biz çoğunlukla %70'i dışarıdan getiriyoruz. %30'da veya bizim bildiğimiz işe boya, kök boyadan yapıyoruz. Kök boyadan yapıyorsunuz yani. Çünkü kök boya şimdi durup düşüyor. Yani keçenin üzerine durup gösteriyor. Kimyasal boya olduğu için daha da canı gösteriyor. Yani kök boya mı kullanıyorsunuz? Kök boya az kullanıyoruz. Ekstra yani dışarıdan alıyoruz boyayı. Kimyasal boyayı tercih ediyorsunuz. Evet. Çünkü renklerde bozulma oluyor, açık düşürüyor mesela eşiğin boyayı aldığımız zaman. Boyası, kök boyanın. Eskiden nasıl yapılırdı keçecilik? Eskiden bu kadar makine olmadığı an daha önce işi olan yağ ile atılırdı yün. Ayakla depilirdi, vücut gücüyle pişerdi. Evet. Şimdi şu anda makine atıyor. Pişirilme ne demek? Pişirilme demek hamamda burada yapılan sıkıştırılma şeklini yani hamamda pişirilerekten yapılırdı. Kaynaştırma anlamına mı geliyor? Kaynaştırma yani? Anlamına şimdi geliyor. Çarşı, sıkıştırma anlamına geliyor. Çarşı hamamını düşünün. Evet. Alttan kızmalı. Alt mermer sıcak. Evet. Kispet giyerdik. Üzerimiz çıplak. Altımızda kispet olarak onu giyerdik. Böyle diş çökerekten aşağı 6 saat 7 saat çalışırdık. Evet. İnsan gücüyle. Yani bir nevi pres yapıyoruz. Evet. Makinenin pres yaptığımız insan gücü yapardık böyle mesela. O şeye çalışırdık. Keçenin kullanım alanının daralması bu işi yapanların azalmasına neden olmuş. Afyon'da bu işi yapan iki ustanın yanındayız. Biri Ahmet Usta, diğeri Yaşar Usta. Evet. Merhaba Ahmet Usta. Merhaba. Kaç yıldır keçecilik yapıyorsunuz? Ben aşağı yukarı 55-60 yıldır keçecilik yapıyorum ama bundan 15 sene öyle maliyeye girdim. 28 sene maliyede çalıştım.
28 seneden sonra emekli oldum. Mesleğimi sevdiğim için, hoşlandığım için yine mesleğime geldim. Kaç yaşındasınız? 1933 33 doğumlu 71. Yani 10 yaşından beri keçecilik yapıyorum. Çalışıyorum, evet. Evet. Çocukken mi başlanmalı bu mesleğe? Çocukken, hani genç 8-10 yaşındaydık. Kim size kim öğretti? Babamız. Baba mesleği yani. Evet, baba mesleği. Şimdi ise 50-60 dükkanla 3 veya 4 dükkan aldık. Yaşar Usta'nın yanında ben bir Yaşar Usta yalnız olduğu için onun yanında çalışıyorum. Birlikte beraber çalışıyoruz. Birbirimizi seviyoruz, sayıyoruz. O bakımdan çalışıyoruz. Eskiden nasıldı keçecilik? Eskiden çok zordu. Makine yoktu. Elimizle çalışıyorduk. Ter, sıcak, mermerde çalışıyorduk. Evet. Kollarımız böyle sancıyordu, kollarımızla yapıyorduk. O devir bitti. O devir bitti, o ustalar da kalmadı. Kalmadı, onlar da kalmadı. Biz de avarız işte. Çok seviyorum mesleğimi. Ekmek yedim. Babam, anam bu meslekte büyüttüler bizi. Ekmeğini yedik. Hiçbir yerde gözümüz yok. Mesleğimizde gözümüz. Ama meslek bitti. 3 veya 4 dükkan var. Yaşar Usta, siz kaç yıldır keçecilik yapıyorsunuz? Ben aşağı yukarı 50 senedir bu mesleği yapmaktayım. Evet. Babamın dedesi de bu keçecilikten gelmiş. Dedemin dedesinin mesleği. Aile mesleği. Yani. Aile mesleği. Onun için severek bu meslekte çalışıyoruz. Keçecilik dokuma değil, dövme bir meslek. Evet. Sıkışan, döverek sıkışan ve küçülen bir sağlamlaşan bir malzeme. Evet. Ve keçe bugün için değil, her zaman için sağlığa çok yardımcı olan bir malzeme. Evet. Yatak keçesi örek kullanırsa romatizma kalmaz, keçe ve çorap örek ayağımıza gelirse, ayağımız üşümez, başımıza fes, ama şimdi şu anda sentediye dönüldüğü için hiçbirimizin üzerinde yünlü bir malzeme kalmadı. Keşke hepimiz kilim yerine keçe kullansak, başımıza keçeden şapka giysek, sırtımıza yünlü bir ceket giysek ve yatağımızın altına bir tane keçe, yatak keçesi sersek daha sağlıklı oluruz. Çocuklarınız var mı? Var. 3 tane çocuğum var. 2 kız, bir tane oğlum. Onları öğrettiniz mi peki? Hayır. Çocuklarımı okutmak istedik ve okuttuk. Bu meslekten onları da ayırdık. Böyle de olunca biz son temsilcisiyiz. Bizimle birlikte bu meslek öbür tarafa gidecek. Nasıl geçiyor vakit? Bir gününüz nasıl geçiyor? Sabahleyin geliriz. Evvela hazırlığımızı yapar. Hangi pişirme yapacaksak pişirme, bizim prese pişirme tabir ediyoruz. Saçma yapacaksak saçma, atma, halaşlama. Tabii işçi devamlı çeşitlendiği için vaktin nasıl geçtiğini bilemeyiz. Onun için sonra da o bizim ağabeyimiz. Birbirimize çok hürmet ederiz. Ben ona, o bana. Destek olmasın. Aramızda 15 senedir hiçbir gırgını falan şükür olmadı. Çok iyi geçinen bir insanız ikimiz de. Böyle geçiririz. Ve evet. De hiç...